Zannetmiyorum, herkes kendi şeyinde. Ben uyuyorum da çevreyi bilmiyorum. Böyle tedbir hiç zannetmiyorum, tedbir yok. Mesafe koyacağımıza aşı olalım. Vakalar arttı. Geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle 1000'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Koronavirüs giderek artıyor. Peki tedbirlere uyuyor muyuz? Kahramanmaraşlı vatandaşlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Yerinde değil. Özellikle de servislerde bunu çok fazla görüyoruz. Çok kalabalık. Yani duraklar özellikle. Sosyal mesafe kesinlikle yok. Vakaların artması çok normal olarak görüyorum ben. Aşılanma da tabii bu kadar kalabalıkta, tedbirsizlikte yetersiz kalıyor bence. Süreç normal ilerlemiyor ilk önce. Tedbirlere de kimse uymuyor. Tedbirlere uyulmuş olsa okullar açılmaz 1, insanlar maske serbest olmaz 2. Yani çevreyi görüyorsunuz, virüs artıyor, şu an tavan yapma şeyinde, patlama yaşıyor. İnsanlar aşı oluyor, bu aşının da anlamını daha çözülmüş değilim. Aşı oluyor ama yine de virüs oluyor. Kurallara, artık kuralları bırakmışlardır. Herkes kendi halinde. Pandemi için soruyorum değil mi? Zannetmiyorum, herkes kendi şeyinde. Polis hiç kimse karışmıyor. İster maske tak, ister şey. Kurallar bence bıraktı gibi. Ya, tedbirler yerli yerinde olunca şimdi şöyle bir durum var. Hani bazı konularda kısıtlamalar tamam vardır. Düğünler, hani toplu şeyler, onların da yasak olması lazım. Yani bunlar olmadığı sürece bunu ne kadar yaparsa yapsınlar. Hepsi boş yani şu an. Hani tamam yani aşı vuruluyor, şey oluyor ama bazı konularda da yani olmamak isteyenler var, şey olanlar, bazı şartlar koşuluyor ama yani bu şey şart koşması iyi ama yani bu şekilde bir şekilde vuruluyorlar yani aşıyı. Ya kurallara uymaya çalışıyoruz da aşırı derecede sıkıldı. Neredeyse Covid-19 2 yıldır hayatımızda olduğu için insanlar hem ekonomik olarak hem de sosyal bakımdan iyice gerilemeye başladı. Onun için biraz da refah seviyesine ulaşmamız lazım. Tabii bu sırada millet iyice aşısını falan vurdurduktan sonra iyice rahatlığa kavuşacağımızı düşünüyorum. Biz çevremizde kendimiz uyuyoruz kurallara. Yeterli mi derseniz, daha fazla sıktığınız zaman bu milleti biliyorsunuz işte aykırı davranmaya başlıyor insanlar, tepki gösteriyorlar. Onun için yeterli bence bu. Ama belli bir zaman içerisinde inşallah bitecek bu virüs dediğimiz olay. Kurallara hiç uymuyor kızım. Kurallara hiç uymuyor. Bu tarih böyle olduğu müddetçe dinim var mı? Ne kurala uyulur ne bir şey olur. Saati işsizlik başını aldı gitti. Ne iş yapacağımızı? Akşam kayık sabahın zam. Kimse kurala uymuyor. Tedbir nerede tedbir? Tedbir falan yok. Herkes çok maskesi çok gezen var. Yani aşı olan yok. Millet aşıdan korkuyor. Tekrar virüsler patladı. Gene kapanma olur. Bilmiyorum ama daha denetim sık olması lazım. Ben uyuyorum da çevreyi bilmiyorum. Tamam, mesafe yok, maske de el kollarına takıp gidiyorlar. Hele illa da şu otobüsler var ya. Yani adı tedbir, nerede tedbir ki ne? Dibi dibine 100 tane şey yolcuyu doldurmuş içine adam. Nasıl tedbir olucu? Ben hemen şunu daham. Olmuyor yani. Peki otobüslerde maske takmayanları görüyor musun? Var, çok. Bazısı kavga bile değil şoför yani. Adamcağız uyarıyor, bayağı çok uyarıyor da yapan da yok. Böyle tedbir hiç zannetmiyorum, tedbir yok. Sosyal mesafe, maskeye dikkat edilmiyor ama insan dediğin canlı sosyal bir canlıdır. Yani yaratılıştan gelen. Bunu yapmak zaten imkansız. Bunun tek bir çözümü var. Herkesin mecburi ya da mecburi olmadan aşı olması. Herkesin aşı olması gerekiyor. Ben aşılıyım. Herkesin de olmasını tavsiye ediyorum. İnsan akrabasını görüyor, sarılmak istiyor. Yeğenini görüp sarılmak istiyor. İlla ki bir temas oluyor. Bundan kaçınamazsın. İnsansın çünkü.